15 Temmuz'da sevgili Giresunlu hemşehrilerimiz de üstüne düşen görevi yerine getirdiler. Allah'a şükür duyumlarımıza göre bu çakrakta düşen helikopterde bir komutan işte yaralanmıştı. Rivayet olur ki bu Karadeniz'in FETÖ'den sorumlu amiri buymuş. Allah belki o helikopter kazansaydı milletimizi korudu. Giresun'u, Trabzon'u, Erzurum'u. Bu şahıs işin başında olsaydı belki o akşam zaten silahlı olan Karadeniz'de hemşerilerimizle karşı karşıya gelen işte askerler zaten ateşsiz kalmayacak. İki tarafta eline ne geçirirse sıkacağı için çok büyük kayıplar yaşanabilirdi. Ama Allah korudu. Ama yine de işte İstanbul'da mukim olan işte çeşitli vatandaşlarımızla işte şehit olanlar oldu. Mesela Trebolulu bir İsmail Kefal var. Hatam yoksa kendisi işte köprüde tankları durdurmaya çalışırken tankın üstünde kalp krizi geçirerek vefat etmiş. Yine Emrah Sağmaz var. Allah rahmet eylesin. Onun da hatam yoksa Esenler'de işte tankın işte darbelemesi sonucu vefat etmiş. Yani Giresun'umuzun 15 Temmuz'da iki tane şehidi var. Ve ikisi de yani bu iki şahıs da işte Giresun'umuza defnedilmiş. Onun dışında çeşitli gazilerimiz var. Yani gazilerimizden birisi malum olduğu üzere benim. Yani onun dışında mesela Mehmet Ünlü var. Teoman Kambur var. Ömer Faruk Cansız, Recep Safi, Ahmet İlker Tatar. Yani şu an bana ulaşan Giresunlu Gazi listesinde mesela bunlar da var. Hiç korkmaz malum. Zaten silahla yani iç içe yaşarız. Adettir. İşte ergenliğine gelen çocuğa silah hediye eder babalar. Ama tedbir almayı da biliriz. Yani silah sesi duyunca yere yatan sağa sola bakmayıp yere yatan birisi varsa o muhtemelen Karadeniz'de olabilir. Belki bu kültürden gelmenin şeyi de etkisi can verirken arkada ne kadar şey varsa ona göre daha çok acı verilmiş. Şimdi arkada ne kadar çok arazisi, evi, eşyası, torunu, çocuğu varsa o kadar zor, acılı bir süreçmiş can vermek. Bizim milletimiz o akşam ilk meydanlara dökülenler arkada düşünecek genelde bir şeyi olmayan veya vatanını, milletini o düşüneceği şeylerden öne koyan insanlardı. Mesela Oğuz Ayanoğlu'nun abisi, İstanbullu gazimiz Oğuz Ayanoğlu'nun abisi şey demiş sevgilisine giderken, ben seni sevgilisi gitme demiş. O da özür dilerim, nişanlısı gitme demiş. O da seni seviyorum ama vatanımı senden daha çok seviyorum demiş. Ve yola çıkmış. Ve Allah'ın takdiri işte 15 Temmuz Köprüsü'nde şehit olmuş. Kaybedecek şeyi azdı milletimizin. Mesela ben o geceden önce bankamatik hesabım yok. Yani banka hesabım zaten yoktu. Bir tek vardı. Onu da fi tarihinde kapatmıştı. Yani bankamatiklere hücum edecek işte bir şey yok. Evde çoluk çocuk yok. Yani onlara işte su alayım, şey alayım, bir şeyler bırakayım. Derdi de yok. Anne babam kendi haline bakabiliyor. Herkes aynı değildi. Yani düşünün 6 tane çocuğu olan bir insanla hiç çocuğu olmayan bir insanın davranışının aynı olmasını bekleyemeyiz. Ama milletimiz yine o yüksek iradeyi gösterdi. Yani vatanını en çok sevdiklerinden, hatta kendi canından öne
üstün tutarak onun için gerektiği yerde şehit oldu. Allah hepsinin şehadetlerini kabul etsin. Yani eğer millilikten bahsediyorsak, bence ilk önce mühendislikte, endüstri mühendisliğinde veya belli alanlarda okumuş arkadaşlar. Ben bu firmaya Giresunlu olarak, yani en özünden memleket sevdalısı olarak başvurmalı. Ben bu işi burada ne iş yapabilirim diye bir sormaları gerekir. Yoksa bu firmamız işte şehir dışından işçi transfer edip Giresun'da üretmekle bizim Giresun'umuzun onuru ve gururu olarak kalamaz. Bir şekilde işin sonunda eğer bu firmalara biz sahip çıkmazsak daha farklı illere göç etmek zorunda kalabilir. Çünkü teknoloji bir yerden diğerine transfer edilebilen bir şeydir. Yani alır fabrikasını gider kırklar eline kurar veya daha ucuz iş gücü olan başka bir yere kurar. O yüzden ben başta Girsan'a, diğer aynı zamanda makine imalatında çalışan ve teknolojide çalışan firmalarımıza destek olmaya, yani bütün Yüceli'leri, bütün Giresunlu halkımızı çağırıyorum. Teşekkür ediyorum. Bir soru da ben sorabilir miyim Sabri Bey'e? Mümkün müdür? Tabii. Buradan mı sorayım? Ben sorayım. Hiç. Zaten onu keseceğiz. Öncelikle Sabri hemşehrime, Sabri kardeşime, köylerinde çalışmaktan dolayı ayrı bir onur duyduğum kardeşime şunu sormak istiyorum. Tabii bu arada şunu da anekdot olarak belirteyim. 15 Temmuz'dan sonra Alucan'ın benim gönlümdeki yeri daha bir değişti. Yeah. Yani daha hepimizin, bir hepimizin geleceği Sayın Hocam. Onu belirteyim. Ben edecek miyim? Öyle mi? Yok. Erecek değil mi oğlum? Babam ev yapana kadar ben erecek değilim ya. Değil mi? Olsun. Erecek de yakın zaten. Yok bu espri ya. Erolcanlıları sinir etmek istediğimi söylüyorum. Yani. Sormak istediğim soru şu. Birinci tankın altından sağ salim çıktı çok şükür. İkinci tankın altına girerken hiçbir tereddüt yaşadınız mı? Ve birinden çıktım ama ikinciden çıkıp çıkmayacağınız mı? Yani o andaki o duygunuz o nasıl bir duyguydu o? Yani ikinci tankın altına girmeyeyim diye o anda hiçbir düşündüğünüz mü aklınızdan geçti mi? Birinciden çıktınız gördük çok şükür. İkinci de gördük de hepsini izledik. Yani güzel bir soruydu. Tereddüt yaşadınız mı? Sabri Bey güzel bir soruydu. Hocamı kızdırarak konu dışı diyorum ve cevap vermiyorum. Değil mi? Kızma hocam. Bilin. Hocam konu bütünlüğü içinde yani o soruya gerek yok hocam yani o soru orada gereksiz. Tamam. Konu bütünlüğü içinde. Hı. Ama sizin bildiğiniz şey bu bir tercihti. Ben orada bir tercih hakkım vardı. Tamam. Çünkü onun gelmesine bir 25-30 metre vardı. Yani sağ iki adım atsam kaldırımdaydım. Of hayli hayli kurtulurduk. Tamam. Ama oraya kadar gelmiş bir insan, pendikten kalkıp oraya kadar gelmiş bir insan olarak tabii ki bu soru kayıt dışıdır. Tamam.